Medyanet Grup ekranlarından sevgiler, saygılar değerli izleyenler. Mali Yaklaşım programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi hafta yine çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Mali Müşavir Agehan Başkurt Üstadımız, hoş geldiniz. Merhabalar Şeyma Hanım, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, bizlerleyiz. Bugün gerçekten personellerin özellikle çok önem verdiği, yasal prosedürlerin nasıl işlendiği konusunda muallakta kaldığı bir konu olan işsizlik ödeneği üzerine konuşacağız. İşkurum bu noktadaki destekleri üzerine konuşacağız Agah Bey sizinle, ama öncelikle olarak sürekli duyuyoruz, halk arasından duyuyoruz, personeller de soruyor bizlere. İşsizlik maaşı dediğimiz kavram aslında nedir? Öncelikli olarak isterseniz bunun tanımından başlayabilir miyiz? Bunu yapmadan önce Şeyma Hanım, sizin de bahsettiğiniz gibi en çok bize sorulan soru çok işsizlik doğru. Maaşı. Yani iş çıkışlarında kodları verirken, çıkış kodlarını verirken işsizlik maaşı alabilecek miyim Evet. sorusu en çok gelen soruların başında geliyor. Bunun tanımını yapmak istersek, belli bir hizmet akdi ile çalışan bir kişinin kendi istek, yetenek ve rızasını varken bunların dışında işten çıkarılmasından dolayı geçici bir süreyle edindiği bir maaş gelir diyebiliriz. Çok doğru üstadım. Peki şimdi karşı ekran başındaki personellerimiz merak ediyordur ya da izleyicilerimiz. Ne kadar, yani geçmiş yıllarda tutarlar değişti mi, 2024'te nedir? Gerçi 2024'ün sonuna geliriz. 2025 Evet. Neye göre netleşecek bu konuyla alakalı? İşsizlik maaşı tutarları ne kadar? Bir de bunlardan bahsedebilir miyiz? Şu an için Şeyma Hanım, asgari tutar 7.940,27 kuruş. Azami de 15.880,54 kuruş. En yüksek olan 15.000 TL. En yüksek 15.880. Peki bu rakamlar yatan primlere göre mi şartlandırılıyor? Evet, burada zaten asgari ücret biliyorsunuz 20.000 lira brüt üzerinden, %40'ı üzerinden hesaplanıyor. 8.000 lira gibi asgari tutar yer alıyor. Burada damga vergisi kesiliyor sadece. Binde 7.79. Geriye de 7.940 net olan, değil mi? Net olarak kalan tutar. Çok doğru. Çünkü bazen bu konuda çok personellerle karşı karşıya gibi, ya işte diğer arkadaş benden yüksek aldı, ben evet, işte en düşüğünü alıyorum, İşte neden böyle? Aslında bunlar yatırılan primdeki o brüt tutarlarla tabii, tabii alakalı değil mi? Azami tutar zaten normal tam iki katı. Yani 15.880 lira. Çok doğru. Peki işsizlik şartını az önce program başında söylediğiniz, kendi isteği dışına dediniz, ama detaylandıracak olursak başvuru şartları nelerdir? Bu çıkış kodu dışında var mıdır, evet, farklı başvuru şartları? Detaylar alabilir miyiz? Birinci şart, sizin de bahsettiğiniz gibi, kendi istek ve rızası dışında işten ayrılması gerekiyor. İkinci olarak da sonuç yılda en az 600 gün priminin yatmış olması gerekiyor. Son 4 ayda da 120 gün hizmet akdinin sürüyor olması gerekiyor. Burada şöyle bir şeyimiz var Şeyma Hanım. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararıyla beraber eskiden 120 günün de tam olması gerekiyordu. En çok burada şeye düşüyorduk biz. Evet. Ben alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Burada muhallaya giriyordu. Alamıyorlardı. Çünkü çok 4 doğru. ay tam olması gerekiyordu. Evet. Bu giderildi. Bununla birlikte son 4 ayda 120 gün hizmet akdinin olması yeterli oluyor şu anda. Çok doğru. Peki işsizlik maaşını kimler alabilir? Çünkü burada gerçekten çalışan bir kısım da var. Emekli olup tekrar çalışan bir kısım da var. Evet. Gerçekten yine böyle kişilerin aklında soru işareti oluşturan bir nokta. Emekliler alabiliyor mu işten ayrıldıktan sonra? Ya da normal çalışanlar alabiliyor mu işten ayrıldıktan sonra? Buradaki ayrım noktaları nelerdir? Bir kere bir hizmet akdiyle bir iş yerinde çalışıyor olmak gerekiyor. Bunu biraz önce bahsettiğimiz gibi kendi istek ve rızası dışında kaybetmemiz gerekiyor. Diğer bir konu, yaşlılık aylığı alındığı durumlarda işsizlik maaşı zaten alınamıyor. Çünkü zaten emeklilerden herhangi bir kesinti yapılmıyor. Yani sigortaları yatsa bile işsizlik kesintisi yapılmadığı için. En çok size de bu soru geliyordu için, değil mi? Yani özellikle öyle. EYT'den sonra daha çok sık gündeme, evet, gelmiştir eminim ki bu konu. Çünkü tekrardan işe başladılar, sonra tekrar bir çıkışları falan oldu. Ya neden işsizlik maaşı alamıyoruz? Hani bunu tekrardan dile getirirse konu biraz daha netleşmiş olacak. Sigorta primlerinde o yatan kısım değil mi? Evet. Eksik ya da hiç gösterilmediği için. Evet, onlardan işsizlik kesintisi yapılmıyor. Normal bizden çalışanlardan, hizmet akdiyle çalışanlardan o kesintiler yapılıyor. Bundan dolayı emekliler hak kazanamıyor. Bunun dışında memurlar faydalanamıyor. Türk Silahlı Kuvveti çalışanları, askerler, cezaevinde sigortalı bir şekilde çalışan işçiler, ondan sonra lise ve üniversitede staj yapan öğrenciler, bununla birlikte Yüksek Hakim Kurulu, savcılar, hakimler, onlar faydalanamıyor.
Bunlar işsizlik maaşı alamayacaklar. Peki üstadım, işsizlik maaşı için nereye başvurmamız gerekiyor? Bunun herhangi bir yasal süresi var mıdır? Çünkü gerçekten bizim işlerimizde süreler çok önemlidir. Evet. Siz de biliyorsunuz her şey süreyle ilerlemektedir. Hak kaybı yaşamamak adına kaç gün içerisinde nereye başvurmamız gerekiyor? Bunların detaylarını alabilir miyiz? Şeyma Hanım, hizmet aktinin sona ermesiyle birlikte 30 günlük bir süremiz var. Hı hı. Bu 30 günlük süre hak düşürücü, yani hak kaybına sebep olan bir süre değildir. Burada 30 günün içerisinde bireysel olarak gidip İşkur'a da başvuru yapılabilir veya İşkur'un internet sitesinden E-Devlet kanalıyla işsizlik maaşı başvurusu yapılabilir. Burada şöyle bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. 30 günlük süre hak düşürücü değil dedik ya. Evet. Örnek veriyorum, misal 30 günlük süreyi geçirdik. İkinci aya girmiş olduk. Burada ilk ay maaşını kaçırmış oluyor. Sadece oradan düşüyor yani. Kalan aylar tamamen, aynen yani. Öyle. Hakkımız tamamen kaybolmuyor. Yani 31. günde ya da 40. günde de başvuru yaptığımızda herhangi bir problem yaşanmıyor. Gerçekten bu çok netlik kazandırır. Evet. Çünkü duyuyoruz bazı personellerden. Ya işten ayrıldık, işte 30 günlük süreyi kaçırdığım için başvuru yapmadım, zaten alamıyorum vesaire gibi problemler gerçekten çok sık yaşanıyordu. Doğru. Bana burada tekrardan dile getirmiş olalım. 40. günde başvursak problem yok. 31. gün sadece dediğimiz gibi eksik. Eksik kalmış oluyorlar. Evet. O ayki hakları. Bir aylık hakkı gitmiş oluyor yani. Çok doğru. Peki evraklar nelerdir? Yine personellerin gözünü korkutan noktalardan bir tanesi bu olmuş oluyor. Çok teferruatlı bir işlem gerektiriyor mu aslında? Ya aslında çok kolay. biz her zaman söylüyoruz. Çok basit bir yolla E-Devlet üzerinden başvuruyu yapabiliyorlar. Orada zaten İşkur işsizlik ödeneği başvurusu kısmı var. E-Devlet'ten girip oradan yapabiliyorlar veya İşkur'un sitesinden yine aynı yere yönlendiriyor. E-Devlet'te giriş yapıp oradan yapabiliyorlar. Yok illa gideceğim, bazıları gideceğim. Çünkü gerçekten aynen, duyması elimde, gerekiyor kişinin. Elimde evrak olsun, ben oradan duyuyum, işim garanti olsun diyorsa kişi, iş yerinden ayrılış bildirgesini alacak. Bir de işsizlik maaşı almak istediğine dair bir dilekçe ve kimliğiyle beraber kuruma müracaat ederse 30 gün içerisinde bir sonraki ayın sonuna kadar maaşı netleşmiş olacak. Evet. Ama şunu da söylemekte fayda var. Online başvuru yaptığımızda da aynı işlem, aynı süreçler tabii ki devam orada ediyor. Da bizzat İşkur'a gidip de başvurduğumuzda şekilde. Yine süreç aynı şekilde ilerlemiş oluyor değil mi? Hani bizde sürekli bir endişe vardır değil mi? Ya illaki karşımda bir muhatap olsun, elimde bir göreyim, bir dokunayım. Evet. İşte evrakları, bir emin olmak var aslında ama E-Devlet'ten arama çubuğuna dediğimiz gibi İşkur işsizlik ödeneği yazdığımız zaman çıkan menüden. Zaten orada onay verdiğinde de bir daha girdiğinde kaydınız başarıyla alınmıştır ibaresi düşüyor. Tekrar bir başvuru ya izin vermiyor sistem. Çok doğru. Bundan dolayı zaten emin olabilirler aslında. Çok doğru. O yüzden vatandaşlarımız hem zaman açısından hem de yorulmamak tabii adına ki. Yani E-Devlet'teki o menüyü de kullanarak işlemlerini daha konforlu, daha rahat çok bir rahat, şekilde de. Çok rahat bir şekilde. Çünkü dediğim gibi iş yerinden iş yeri bildirgesini isteyecek, dilekçe dolduracak. Dediğiniz gibi. Aslında orası daha zor çok değil zor, mi? Çok zor bence. Yani ulaşım tabii oraya gidecek. Mesai saatleri içerisinde gidip gelmesi lazım. Çok doğru. Bir de sıra varsa sıra falan bekleme kesinlikle işleri de var. Orada bazen gün gerçekten yetmiyor da olabiliyor. Orada değil mi? Bir sonraki güne de sarkabiliyor. Yani çok kolay bir yöntem varken zoru kendimizi da aslında. Kendimizi zora sıkmaya hiç çok gerek doğru, yok. Tercih etmememiz gerekiyor. Peki üstadım, işsizlik maaşı nasıl hesaplanıyor? Az önce biraz bahsettik. Brüt ücret üzerinden mi hesaplanıyor da yatan primlerle alakalı mı dedik. Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Burada Şeyma Hanım, ilk önce hak kazanmamız için biliyorsunuz son 3 yılda 600 günümüzü tamamladık. Onun dışında o son 4 ayda hizmet akdi süresinde maaşımız hangi tutar üzerinden yattıysa brüt olarak bunun ortalaması olarak hesaplanıyor. En alt kısımda asgari ücret tutarının %40'ı kadar, iki katı da azami ücret oluşuyor. Kadar olmuş oluyor. Evet. Peki üstadım, süreler ne kadardır? Yine bizler gerçekten hani işten ayrılıyoruz ama bir taraftan da kendimizi böyle iyi hissetmemiz açısından kaç ay alabiliyoruz acaba? Yani bu süreler kısıtlı mıdır, yeterli midir? Biraz da onları değerlendirebilir miyiz? Burada söylerken hep 600 gün üzerinden gidiyoruz. Eğer kişinin 600 günü varsa 6 ay olarak faydalanabiliyor Şeyma Hanım. Kişinin bundan daha fazla süresi varsa, 900 günü varsa bu süre 8 aya çıkıyor. Yine 1080 günü varsa da bu süre 10 aya çıkıyor. Yani çalıştıkları süreyle alakalı diyebiliriz değil mi burada? En düşük 6 ay,
En yüksekte onay alınabiliyor. Çok şey doğru mi üstadım? Peki işsizlik maaşını kesen haller var mıdır? İşten ayrıldık diyelim üstadım. 2 ay aldık işte daha sonrasında işsizlik maaşımız kesiliyor. Bazen evet soruyoruz ya benim işsizlik ödeneği alıyordum neden kesildi acaba diyoruz. Bunu kesen haller nelerdir? Hangi noktalarda bu maaş kesiliyor? Biraz da bunun bahsedebilir miyiz? Şeyma Hanım burada iki durum söz konusu. Birincisi işsizlik maaşı yeni bir işe girdiğinizde tekrardan işsizlik maaşı durur orada. Yani aldığınız ay kadar yatar, kalanları işe girdiğiniz için durur. İkinci mevzuda tekrardan işsizlik maaşını aldınız, tekrar bir işte çalıştınız, bu süreleri tekrardan doldurdunuz. Ondan sonra tekrar alabiliyorsunuz. Buradaki iki duruma riayet ettiğimiz sürece işsizlik maaşı durdurulması veya hak kaybı olmaması açısından iki kere faydalanabiliyor. Biliniyor. Herhangi bir sıkıntı da olmuyor. Peki çok zorda kaldık diyelim üstadım. Az önce hangi durumlarda işsizlik maaşı almamız gerektiğini detaylandırdınız, bahsettiniz ama yani bir de şöyle haklı fesih nedenler olabiliyor bazen yani. Evet. O durumlarda diyelim ki ben işçiyim, işte haklı bir nedenim var, kendim istifa ettim. İşsizlik ödeneği alabiliyor muyum? Böyle bir hakka sahip miyim? Ya da sadece gerçekten işveren koduyla mı çıkış yapılması gerekiyor? Hayır Şeyma Hanım, burada iş sona erebilir, iş toplu çıkarım yapılabilir veya işverenin sözleşmede bulunan şartları yerine getirmeme durumundan dolayı siz feshedebilirsiniz. Veya size ve ailenize karşı böyle hakaretvari tavırlardan dolayı iş akdi sona erebilir. Veya yine iş yerinde bir taciz durumu olabilir kişiye. Bu durumda iş akdini hemen feshetme hakkınız olduğu için bu durumlarda yine işsizlik maaşından faydalanabiliyorsunuz. Burada özellikle yani kişinin haklarını çok iyi bilmesi gerekiyor Şeyma Hanım. Çok doğru. İş akdini hangi durumlarda ben feshederim sorusunun cevabını bilmesi gerekiyor yani. Kesinlikle. Yani bilmiyorsa da en azından bir danışmanlık adı altında sizlere başvurduğunda sizler de zaten vatandaşa değil mi bu noktada yardımcı olabiliyorsunuzdur. Ya da firmanın zaten bir mali müşaviri illaki vardır. Zaten zorunlu değil mi? Bu noktada da danışmanlık desteği almakta da fayda var. Fayda var. Çünkü gerçekten yani zaten bir taraftan bakıldığımızda işten ayrılıyoruz. Bir eksiklik zaten var değil mi yani? En azından böyle bir hakkı kaybetmemekte de fayda vardır. Yani çok büyük bir destek. Burada zaten sadece maaş değil, sigorta desteği de var. Genel sağlık sağlıktan da yararlanabiliyorlar değil mi üstadım aslında? Bu süre içerisinde genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor kişiler. Bunun yanında bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri varsa yine onlar da aynı şekilde genel sağlık sigortasından faydalanabiliyor. Gerçekten çok güzel. Dediğimiz gibi iki taraflı da aslında güzel bir hak var yani. Bu hakkı kaybetmemek adına ya da daha fazla yararlanabilmek adına sürelere dikkat etmek gerekiyor. Haklarımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Bilmediğimiz zaman dediğimiz gibi uzmanlarımızdan mutlaka bir danışmanlık hizmetinde almamızda fayda var diyelim. Kesinlikle. Peki üstadım başvurularımızı yaptık. Herhangi bir problemimiz yok. Artık herkesin merakla beklediği ne zaman yatacak acaba? Hani herkesin aklına şey var, normal maaş gibi mi acaba? İş yerinde aldığımız maaşlar gibi o gün mü yatacak? Her zaman yani tüm işler bittikten sonra artık paranın derdine düşüyoruz diyebiliriz. Memurlarda şey vardır ya, ayın 15'i mantığı vardır evet, ya. Evet kesin işsizlik maaş alanlarda da yine aynı şekilde ödenme tarihleri her kime göre beşi belirleniyor? Her ayın 5'i. Değişiyor mu üstadım kişinin başvurduğu tarihe göre? Şöyle. Ayın sonunda da başvursam 5'inde mi alıyorum? Zaten sonuçlanması bir sonraki ayın sonunda olduğu için Şeyma Hanım. Ondan sonraki ilk ayın 5'inde başlıyor. Kişi tabii bunu gidip 10'unda da çekebilir. 15'inde de çekebilir. Ama onun da bir süresi var. 6 ay içerisinde o ücreti çekmesi gerekiyor. O ücreti çekmesi gerekiyor yani. 6 ay dediniz. 6 ay içerisinde o ücreti çekmediğim zaman hak kaybolup geri iadesi mi gerçekleşiyor kuruma? Şöyle oluyor. Kuruma iade oluyor bu ücretler. Ama yine dilekçeyle bu ücretler yine talep edilebiliyor. Ama o 6 ayı geçirmeyip gününde almak en iyisi. Tabii o durumlara ki düşmeyi aynen ediyoruz. Geri yoksa tekrar uğraşmak vesaire yine sıkıntılı bir süreci de beraberinde getiriyordur kesinlikle değil mi üstadım öyle bu anlamda? Kesinlikle öyle. Çok doğru. Peki üstadım yani işsizlik maaşı başvurularımızı yaptık diyelim Allah göstermesin. Yani kazamız olabilir, hastanede yatıyor olabiliriz vesaire ya da il dışında olabiliriz. Vekaleten işsizlik maaşını başka birini çekme olasılığı var mıdır? Var burada Şeyma Hanım. Burada kolaylık sağlıyor devlet. Kişi eğer kendi maaşını çekebilecek sağlık durumu veya dediğiniz gibi bulunamıyorsa vekalet verdiği kişi işsizlik maaşını PTT'den
gidip alabilir. Hiçbir sıkıntı olmaz bu herhangi konuda. Herhangi bir sıkıntı yok. Vekalet evet. verdiği kişi zaten onun adına da işlemi yaparak bu işlemleri evet. işlemi gerçekleştirebiliyor mu vekaletli işkura gidip bizzat? Yani o durumlarda olabilir miyse kişinin bizzat başvurduğu. Eğer kişinin yine sağlık durumunda sıkıntı varsa işkurdan şöyle biz onun yerine şeyi tavsiye ediyoruz yani E-Devlet'ten başvuru yapılırsa daha kolay doğru, yapılır. Doğru daha sağlıklı. Diğer türlü evet sıkıntı olabilir. Zor diyebiliriz. Biraz önce şeyden bahsettiniz ya mesela il dışında olması durumu zaten hak düşürücü bir sebep. Burada bu detayla verelim. Evet. Bilgi yani il dışı derken yurt dışı diyeyim. İl dışı olunca bir şekilde gelir o kişi de. Doğru. Ama yurt dışına çıktığında, ikamet adresini değiştiğinde bunları mutlaka kuruma bildirmesi gerekiyor. Çok doğru. İl dışında da şöyle bir durum var mı üstadım? Mesela Kayseri'de çalışıyoruz. O an Kayseri'deyiz. Ama daha sonra farklı bir ile gittik. O ilin iş kurum müdürlüğüne bildirim yapmak ya da öyle evet. bir şey de olabilir mi? İş kura da bildirebilirsiniz. 170 alo hattından da bu bildirimi yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz Şeyma Hanım. Oradan o ikamette devam edersiniz. Bu neden önemli? Burada iş kurum kişiyle ilgili iletişime geçtiği çok süreçler doğru. oluyor. Bundan dolayı ikamet adresinin bilinmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bu önemli. Çok doğru üstadım. Peki şöyle bir durum var üstadım. Az önce bahsettik ama yani işsizlik maaşını alıyorum. 2 ay sonra bir işe girdim diyelim. 2 ay boyunca işsizlik sigortasından faydalandım. İşsizlik maaşımı aldım. İşe girdim. 3 ay çalıştım geri çıktım. İşveren koduyla çıkarıldım diyelim ya da. İşsizlik maaşını hala 10 ay üzerinden mi alıyoruz? İşte çalıştığımız gün kadar yoksa 2 ay aldık diyelim. Kalan gün üzerinden mi hesaplanıyor? Tabii burada kalan günler üzerinden almanız gerekiyor. O süreci bildiriyorsunuz tekrardan işe girdiğinizi. Burada kesiliyor. Kesildikten sonra tekrar işten çıktığınızda kalan günlerinizi devam edebiliyorsunuz. Ama burada şeye bakmıyor değil mi? Oradaki sigorta işte 120 günlük çalışma şartı vesaire bakmıyor. Zaten daha önce hak kazanmıştım. Bir 2 aylık kesinlikle. Bir iş deneyimimiz oldu diyelim. Evet. Burada biraz önce sormuştunuz ya dondurma gibi bir şey evet. oluyor mu diye. Dondurucu süreye giriyor bu. Yine kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Çok güzel üstadım. Peki işsizlik maaşında kesinti yapılabilir mi? Atıyorum icra borcumuz var diyelim. Daha önce maaşımızda belki haciz vardı diyelim üstadım. İşte işten ayrıldık. Artık hacizler yok, maaş yok, herhangi bir şey de yok. Emekli maaşına zaten icra işlemi başlatılamıyor. Siz de biliyorsunuz. Evet. Peki işsizlik maaşından kesinti yapılabilir mi? Böyle bir endişeye mahal vermeye gerek var mı ya da yani olabiliyor mu? İşsizlik maaşından tek durumda sadece nafaka olması durumunda kesinti yapılabiliyor. Onun dışında kesinlikle hiçbir durumda kesinti yapılmıyor. Programın başında söylediğim gibi ufak bir binde 7.79 damga vergisi damga dışında vergisi. Herhangi bir kesinti yapılamıyor. Nafaka dışında. Nafaka dışında. Yani o icra da, vesaire olsa onlara zaten konulamıyor ama sadece nafaka borcumuz varsa evet. ya da nafaka ödemesi yapıyorsak evet. mutlaka o kesinti yapılıyor. Belli bir oran üzerinden mi yapılıyor yoksa hani bazılarına rakam ödeniyor mesela o rakamın tamamı da ödenebilir mi aslında nafaka ücreti olarak? Şöyle yok. Zaten biliyorsunuz normalde de haciz olduğunda maaş haczi olduğunda kişinin ancak dörtte birine haciz edilebildiği için burada da yine aynı şekilde belli bir kişinin de mi geçinebileceği oranda tabii, belki tabii. Bir rakamı. Kişinin de sonuçta işsiz. Bakmakla yükümlü olduğu ailesi olabilir. Kesinlikle. O yüzden ondan de dolayı sıkıntıya düşer. Belli bir oranını kesilerek evet. nafaka ödemeleri gerçekleştirilmiş evet. oluyor. Peki birden fazla işsizlik maaşı alınabilir mi? Çünkü şöyle bir durum var. İşte ben birden fazla işverene bağlıyım. Birden fazla işte çalışıyorum. Orada da sigorta olarak çalışıyorum. İşte bu gibi durumlarda işten ayrıldı diyelim. İşte neden oradan da almıyorum gibi algılar da olabiliyor üstadım. Yani buradaki net bir soru başlığı nedir? Burada en çok karıştırılan şey şu aslında Şeyma Hanım. Birden fazla işsizlik maaşı alırım sorusunda sanki aynı anda birden fazla bir yerden alabilirmişiz yanılgısına düşüyor evet. kişiler en çok. Biliyorsunuz yani sigortada birden fazla iş yerinde sigorta yatabiliyor. Onda herhangi bir sınırlama olmadığı için. Burada öyle bir yanılgıya kapılıyor kişiler. Burada 600 günlük süreyi doldurup belli bir süre 6 ay, 8 ay, 10 ay süreler içinde işsizlik maaşı aldıktan sonra kişi tekrardan çalışıp bu süreleri tekrardan sağlayıp en baştan tekrar bu haktan faydalanabiliyorlar. Bundan dolayı birden fazla alabiliyorlar. Ama aynı anda mümkün değil. Mümkün değil mi üstadım? Evet. Çok doğru.
Ki haksız yere işsizlik maaşı alma. Bunu halk arasında bazen duyuyoruz. Gerçekten geriye doğru cezalarda gelmiş oluyor. Paranın iadesi de istenmiş oluyor. Ve kişiler haksız yere işsizlik maaşına başvurularda da yapabiliyor üstadım. Atıyorum çıkıyor ama gerçekte fiiliyatta çıkmamış. Yine aynı iş yerinde çalışıyor. Bunlar gerçekten çok büyük problemler aslında bakıldığı zaman. Hem işveren açısından eminim ki sıkıntı vardır. Hem de işçi açısından sıkıntıları vardır. Bunların cezası nedir? Her iki tarafa da mı ceza var yoksa sadece bu işlemi gerçekleştirene mi? Burada şöyle bir durum da söz konusu olabiliyor Şeyma Hanım. Biz karşılaşıyoruz. Mesela kişi işten ayrılıyor. İşe ayrılış bildirgesini alıyor. Gidiyor işkurma başvuruyu yapıyor. Ondan sonra zaten çıkışta 10 günlük bir süre var. Evet. Bunu iptal etmek için. Tekrar işverenle konuşuyorlar. İşine devam etmek istediğini söylüyor. Anlaşıyorlar. Ondan sonra o çıkış bildirgesi iptal oluyor. İptal oluyor. Ama kurum bunu direkt görmediği için, evrakta gördüğü için belli bir süre maaş bağlanıyor. Kişi de zannediyor ki ben hem çalışırım hem de buradan bana ekstradan işsizlik maaşı geliyor gibi bunun şeyine kapılıyorlar. Ondan sonra bu tespit edildiğinde yasal faiziyle birlikte geri alınıyor. Ödemesi biraz daha acı oluyor. Evet. Başta şey geliyor ama. Ya tespit edilemeye falan diyorlar ama ciddi anlamda bununla ilgili sahada personeller de var zaten denetimle alakalı değil mi? Yani ben şunu da duyuyorum. Geçmiştekiler bile aslında gün yüzüne çıkabiliyor. Hani ya üstü kapandı ya 2 yıl geçti, 3 yıl geçti. Öyle bir durum hiç yok. Aynen. Hiç yok değil mi? Bunu tekrardan aynen buradan vurgulamış olalım. Ya işte ben bugün yaptım, arayan yok, soran yok, bir şey olmadı dememek gerekiyor aslında. Bir de günümüzde artık biliyorsunuz her şey yapay zekayla çalışıyor. Tabii. Şeyma Hanım, kontroller sadece kişinin kontrolünde olmuyor. Artık yapay zekalar devreye girdi. Çok birbirini doğru. Denetleyen yapılar arttı. Bundan dolayı bu süreler eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Ve yıllar geçtikçe de zaten enflasyon ortamındayız. Çok ağır rakamlarla geri dönüşü karşılaşabilirler. İşverenlerle talep edilebiliyor muyuz? Yoksa sadece bu işsizlik ödeneğini alan, mesela ben personelim. Tabii burada bu maaşı kim aldıysa, kim faydalandıysa o kişi ödemek zorundadır. İşverenin böyle bir yükümlülüğü yok. Böyle bir yükümlülüğü yoktur. Buradan lütfen tekrardan söyleyelim. Haksız yere gerçekten işsizlik maaşı almamamız gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi işverenle anlaşıp ya işte çıkış alsam çok zor durumdayım vesaire deyip işte aynı işte çalışıyor halbuki, yani hiçbir çıkış sağlanmamış aslında ama haksız yere bir kazanç elde ediliyor burada yani. Evet. O yüzden böyle bu şekildeki şeylere sebebiyet vermemek adına ve cezai şartla ödememek gerekiyor burada. O yüzden dikkat etmek gerekiyor tüm kurallara. Peki üstadım, işsizlik maaşı alınan günler emeklilik bakımından hizmetten sayılabiliyor mu? Yine bu staj ve çıraklardaki gibi oldu biraz ama yani onlardaki muallaktaki gibi. Ya hani burada da öyle bir şey söz konusu mu? Burada en büyük yanılgı zaten şu Şeyma Hanım. Kişi aslında işkur burada yardımcı oluyor, iş buluyor. Bunları aldığı ücrete aldanarak hepsini elinin tersiyle geri çevirip reddediyor. Nasıl olsa bir maaş alıyorum, sağlık sigortasından, genel sağlık sigortasından faydalanıyorum diye düşünüyor. Fakat sizin de belirttiğiniz gibi ileride emekli olacağı zaman bu günler eksik kalıyor. Yani peki, bu günleri arıyoruz değil mi? Çünkü yaşta ilerliyor, yani hayat standartları değişebiliyor, her şey olabiliyor. Son yıllarda baktığımızda EYT döneminde biliyorsunuz borçlanmak için harıl harıl herkes gün aradı. Askerliğin borçlansak, neyi borçlansak, işte eski bağkurlarımız vardı, onları canlandırabilir miyiz? Çok doğru. Yani o günleri mumla arıyoruz. O gün geldiğinde bir gün bile aranıyor aslında. Kesinlikle öyle. Sadece yani böyle 100 günlük, 30 günlük bir süre değil. Bir gününüz dahi eksik olsa emekli olamıyorsunuz ya da bir hak kaybına sebebiyet verebiliyorsunuz. Bunu en güzel dediğiniz gibi EYT döneminde gördük. EYT'de oldu, bunu yaşadık işte Eylül 99'dan. Sonra bir gün öncesinde, yani bir gün sonrasında sigortası yatanlar olamadılar. Evet, öyle. Yani dediğimiz gibi işte çıraklar yine aynı şekilde, stajyerler yine aynı şekilde, yani bir mağduriyet yaşandı burada. Yani o yüzden kişilerin mutlaka, eğer ki alternatif varsa, işkur size destek sağlıyorsa iş bulma açısından gerçekten fayda almakta burada fayda var. Bunu söyleyelim değil mi? Müsaadenle işsizlik maaşı zaten hakkımız devam ediyor dediniz. İşi beğenmediğimiz takdirde ya da tekrar çıkış sağlandığı takdirde kaldığımız yerden Devam ediyor. Yani burada kurtulacak aslında hiçbir durum yok. Burada yeter ki kişi kendine uygun, istediği bir işte çalışmak istesin. Aynen. Önemli olan bu. Çok doğru üstadım. Peki işsizlik maaşı alıyoruz diyelim üstadım. Herhangi bir seyahat işlemimiz oldu. Az önce bahsettim. Yurt dışına çıktığımız zaman işsizlik maaşımız kesiliyor mu? Tamamen mi kesiyorsa, yurda geri döndük diyelim. Halimiz üzerinden devam ediyor mu ya da kesiliyor mu? Bunun detayı nedir? Burada dediğiniz şekilde oluyor, fakat kuruma bilgi vermezseniz yine bunun tespiti sonradan yapılabilir. Yine cezai durumda
Düşünülebiliyor. Düşünülebiliyor. Burada ya İşkur'a bizzat giderek veya 170'ten bu durumu bildirmeniz gerekiyor Şeyma Hanım. Burada unutuluyor. Kişi seyahat planlaması yapıyor. Yurt dışına çıkacak. İşsizlik maaşını alıyor. Onu da güzelce işte uçak ücretidir. Konuklama ücretidir. Çok farklı şeyler için kullanabiliyor. Zannediyor ki gittiğimde bu sorulmayacak. Burada ona çok dikkat etmeleri lazım. O süreleri kesinlikle kuruma bilgi vermeleri gerekiyor. Çok doğru. Yoksa gerçekten cezası acı bir şekilde yurt dışından döndüğünüzde sizi bulabilir diyelim ekran başındaki izleyicilerimize. Peki Bağkur'lara değinmek istiyorum biraz da, çünkü onların da biraz böyle her türlü işte kanayan yaramız Bağkur'lu olmak dedikleri için söylemek istiyorum bunu. Çünkü hiçbir şey sigortadan yüzleri gülmedi, diğer türlü şeylerden. Evet. İşsizlik maaşı alabiliyorlar mı peki üstadım? Bağkur'lular var mı bir ayrım ya da sigortalılar dışında? Maalesef burada biz de Bağkur'lular olarak kendimizde böyle bir haktan faydalanamıyoruz. Ama bizler için de bir fon oluşturulması düşünüyoruz. Gündeme geldi. Yani sonuçta bir iş yapılıyor zaten. Bir pil çalışıyorsunuz bile. Bir emek veriliyor. Bir zaten prim de yatıyor zaten bununla alakalı. Neden böyle bir ayrıma gidildi sizce? Esnaf aile kurumu kurulacaktı. Bununla ilgili 2023 yılı sonuna ertelenmişti. Ama hala henüz herhangi bir netlik yok değil mi? Netlik orada yok bu konuda. Hemen hemen zaten yatırdığımız primler sigorta primlerine eşdeğer noktaya geldi. Çok doğru. Bundan dolayı yani kaçırılmış bir hak olarak olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi Bağkur'ların gerçekten kanayan yarası bu emeklilik noktasında vesaire biraz fazla oluyor üstadım. Askere gidenler var, işte evliliklerinde ilahilanlar var. Biraz da onlara değinmek istiyorum müsaade ederseniz. Bunlar hangi şartlarda alabiliyorlar ya da alabiliyorlar mı üstadım? Burada en çok karıştırılan Şeyma Hanım, evlilik durumunda, askerlik durumunda kişi kıdem tazminatı alabiliyor. Zannediliyor ki kıdem tazminatını alan bir kişi zaten çıkış kodundan dolayı her türlü işsizlik maaşını alabilir düşüncesi var. Evet. Biliyorsunuz kadınlarda evlilik durumu veya yerleşim yeri değişikliğinde kıdem tazminatı hakkı kazanabiliyorlar. Ama işsizlik maaşına geldiğimiz noktada bundan faydalanamıyorlar. Sadece askerlik için işten ayrılan kişiler askerlik süresinin bitiminden sonra 30 günün içerisinde, programın başında söylediğimiz 30 günlük süre var ya, yine onu kaçırmadan süresinde başvurularını yaptıklarında bir sonraki ayda kayıtları gerçekleşiyor. Yine 5'inden 5'ine PTT'den maaşlarını alabiliyorlar. Yine buradaki 30 günlük süre, bu da karıştırılıyor. Kişi askerden geliyor. Unutmuş bu durumu. İşsizlik maaşı. Ya diyor ki ben diyor işsizlik maaşım vardı diyor. 30 günlük süreyi kaçırdım diyor. Gitti artık neyse diyor, başvurmayalım diyor. Öyle bir durum yok. Burada İşkur'un bu noktada hiç hak düşürücü süresi olmadığı için ikinci aydan, üçüncü aydan sadece işte ay kaybı olur işte. Faydalandığı ay sayısı. İşsizlik sadece mesela 10 ay alıyorsa 9 ay, 6 ay alıyorsa 5 ay gibi bir süre olmuş olacak burada yani. Evet öyle. Çok doğru üstadım. Bir de part-time çalışanlar var dediğimiz gibi. Hani part-time çalışanlar bu primleri sağladıkları takdirde toplam primden bahsediyorum üstadım. İşsizlik maaşına hak kazanabiliyorlar mesela Bağkur'lar gibi. Yani ya alamıyoruz, çalışsak da alamıyoruz mu oluyor? Şimdi burada da aynı Bağkur'ların kanayan yarası gibi part-time işçilerde de böyle bir yara vardı. Çünkü son 4 ayda 120 gün tam prim yatması şartı vardı daha önceden. Doğru. Şey mal, bu büyük bir şeye mal oluyordu. Karmaşıklığa mal oluyordu. Kişi bu günleri tamamlamaya uğraşıyordu. 600 günü var halbuki. Doğru. Bütün haklarını sağlıyor. Ama son 120 günde zaten belli bir süre zarfında anlaşmış işverenle. Adı yani üzerinde part-time kısmi süreli çalışan. Şu anda o giderildi. 2018 yılından itibaren buna düzenleme geldi. 120 gün hizmet hakkı yani sözleşmesi olması yeterli oldu. Onun için part-time'lar da işsizlik maaşından faydalanabiliyorlar. Gerçekten çok güzel. Yani çünkü olması da gerekiyor, dediğimiz gibi zaten bir emek veriliyor, primleri de dolmuş oluyor. O yüzden gerçekten onlar için güzel bir haber diyebiliriz. Böyle üstadım, yaşa beklemek için işten ayrılanlar var. Peki bunlar işsizlik maaşına hak kazanabiliyorlar mı? Yine en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Kişi emeklilikle alakalı bu da Şeyma Hanım. Biraz önce işte evlenen kadınların bahsettiğim gibi kıdem tazminatından dolayı işsizlik maaşı alabildiklerini düşündükleri için emeklilerde de durum şöyle.
emeklilik aylığı almamak gerekiyor. Hı. Yani kişinin kendi istek rızası dışıyla işini kaybetmesinin dışında hiçbir yerden yaşlılık aylığı almaması gerekiyor. Bundan dolayı o kişiler de maalesef işsizlik maaşı fonundan faydalanamıyorlar. Bu sürede herhangi bir ücret alamıyorlar. Talepleri olamıyor. Evet. Peki yetim aylığı alanlar var bir de üstadım, bunlar işsizlik maaşı alabiliyorlar mı? Herhangi bir hakları var mı bununla alakalı? Bunlarda durum şöyle Şeyma Hanım. Biliyorsunuz erkek çocuklar da öğrenci değilse 18 yaşına kadar, hı hı, öğrenci ise 20 yaşına, üniversite eğitiminde 25 yaşına. Kadınlarda herhangi bir eğitim durumu veya yaş söz konusu değil, evlenene kadar bu süre, hı hı, geçerli. Yine hem kız hem erkek çocuk sağlık kurulu kararıyla çalışma gücünün %60'ını kaybettiyse yetim aylığı alabiliyorlar. Hı hı. Bu şartları sağladılar. Bunun yanı sıra bizim işsizlik maaş şartlarımız vardı biliyorsunuz. Doğru. Bunlar neydi? Son 3 yılda 600 gün prim çalışmış olmak, son 120 gün içerisinde hizmet hakkıyla çalışıyor olmak. Hı hı. Bunları sağladıkları durumlarda bu kişiler de hem yetim aylığını hem de işsizlik maaşı haklarını alabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamazlar. Çok doğru üstadım. Peki işsizlik maaşındaki prim oranlarını tekrar söyleyebilir miyiz üstadım? İşsizlik maaşı prim oranları kaçtır? Oranlar, evet, ne durumdadır? Onları rica edebilir miyiz? Burada biz çalışanlara söylüyoruz. Yani sizden sigortalılardan %1, işverenlerden %2, devlet adına da %1 kesinti yapılıyor. Hı hı. Yani bu işsizlik sigorta fonuna bu ücretler aktarılıyor. Kişi bu haklarını bilmediğinden dolayı bazen hiç haberi bile olmuyor Şeyma Hanım. Başvuru yapmayı bırakın, kendini böyle bir fona tabi olduğunu bile farkında değil, bilmiyorlar. Sadece kulaktan duyma, söylenti üzerine işsizlik maaşı diye bir şey varmış. Her çıkan alıyormuş. Halbuki kesiliyor, bu kesintiler yapılıyor, doğru, fonda birikiyor, doğru, bu ücretler. Bunların bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çok doğru üstadım. Peki işsizlik maaşı ile alakalı bizim dikkat etmemiz gereken, ekran başındaki izleyicilerimize vurgulamak istediğiniz bu sorular dışında herhangi bir konu var mıdır üstadım? Nelere dikkat etsinler? Hangi süreleri kaybetmesinler? Biraz da bunlarla ilgili bilgi alabilir miyiz? Özellikle çıkış kodlarına çok dikkat edecekler Şeyma Hanım. Kendileri istifa ettiği sürece kesinlikle zaten bu fondan faydalanamıyorlar. Hı hı. Burada işte İşten çıkarılmış, kendi istek rızaları dışında çıkarılmış olmaları gerekiyor. Yine başvurulardan bahsetmiştik. E-Devlet üzerinden veya İşkur kurumunun sitesinden yine E-Devlet kanalıyla başvurularını yapmalarını tavsiye ediyorum ben. Tabii ki elden götürmek isteyenler yine olacaktır. Onlar için de unutmamaları gereken önemli şey işten çıkış evrağı. Bununla birlikte dilekçe ve kimliğiyle birlikte kuruma 30 gün içerisinde, burası önemli şey mi? Evet. Kesinlikle 30 gün süreyi geçirdiğimizde dediğim gibi hak kaybına sebep olmuyor ama süre olarak eksik maaş almak istemiyorsanız o 30 günlük süreyi geçirmemeniz gerekiyor. Bunu tavsiye ediyoruz. Çok doğru üstadım. Ağzınıza sağlık. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak yıl sonu yaklaşıyor. Biliyorum yoğunluğunuz çok fazla, evet, emeğiniz çok fazla. Bunun farkındayız değerli üstadım ama son olarak muhasebe camiasında gerçekleşen mükelleflerin, ekran başındaki izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir? Çünkü gerçekten son çıkan güncellemeler, can yakan cezalar ortaya çıktı. Bunların farkındayız, bilincindeyiz yavaş yavaş. Son gelişmeler nelerdi? Biraz da bunları alabilir miyiz sizden? Şeyma Hanım, her gün yeni bir şeyle uyanıyoruz. Özellikle onu söyleyeyim. Her gün yeni bir mevzuat, her gün yeni bir gündemimiz oluşuyor. Bunun yanında biliyorsunuz zaten geçici vergi dönemi. Evet, evet. İnanılmaz bir yoğunluk yaşıyoruz. Enflasyon muhasebesi 50 milyon cirosu olan işletmelere, evet, zorunlu. Zorunlu. Onlara uygulanıyor. Onlar dışındakilere ikinci dönemde biz çok büyük bir savaştan çıktık diyorum, evet, ben. Yani bir yapıldı. Sonra 50 milyon ciro yani, şartı geldi. Değil mi üstadım burada? 17 Ağustos'ta yapılması gereken geçici vergi 13 Eylül'e kadar uzatıldı sürekli. 3-4 defa uzatıldı. Enflasyon muhasebesi yapıldı. Bunları tekrar iptal edelim, beyannameleri, evet, düzeltelim derken bu döneme kadar tekrar kargaşalıklarla aslında geçti geldik, değil mi? Burada vurgulamak istediğim artık yapay zekanın gücü bizim de muhasebe mesleğine, sektörüne giriş yaptı Şeyma Hanım. Bundan dolayı yeni çıkan kanunda mesela 2025 yılında fatura olayı 3000 TL'ye kadar düşürüldü. Evet, dikkat etmek 6900'de. Gerekiyor aslında, evet, değil mi ona? Hepsi e-arşiv olacak veya e-fatura mükellefine
başvuru yaparsa e-fatura olarak kullanabilecekler. Bugünkü en büyük gündemlerimizden biri de UTS. Evet, çok tartışıldı araçlar. Acaba ne olacak gün boyunca? Gün boyu hatta boyu. Yani yaklaşık olarak 15-20 gün diyebilirim. Gündemi gerçekten bayağı bir oyaladı. Çünkü herkes birbirine soruyor. İşte araçlar nasıl olacak? Şirket aktifine kayıtlı araçlar var. Hepsine takılacak mı? Kiralama yoluyla edinilen araçlar var. Bunları kim taktıracak? Kiralama şirketleri mi yapıyor? İşletmeler mi yapıyor? Gerçekten gündemi bayağı bir oyaladı aslında. Evet. Şimdi bu nasıl olacak üstadım? Siz de bulmuşken soralım. Çünkü meraklısı çok fazla bu konuyla alakalı. Burada ulusal tanıma sistemi sayfasından başvurular yapılıyor. Oraya aktifinizde kayıtlı araçlarınızı plakasıyla birlikte oraya ekletebiliyorsunuz. Onun dışında belirli illerde, belirli yerlerde, her ilde de yok maalesef Şeyma Hanım. Bugün bir mükellefimiz Doğu başvuru bölgesinde bir yerdeydi. Galiba, evet, kendi ilinden yapamadı. Baktık en yakın bir ilden başvuruyu yapabiliyor. Oraya randevu alıp ücreti yatırdıktan sonra, kayıtları yaptırdıktan sonra 2172 lirada ücret çıktı araç başı. KDV dahil mi diyelim üstadım burada yani artık KDV mi yani o fatura kesiliyor burada. Sistem, yine çok muallakta olunan bir konu olduğu için soruyorum sistemden size. Sistemden direkt dekont alabildiğini söyledi. Mükellefimiz dekontu da bana gönderdi. Herhangi bir faturalandırma işlemi henüz olmadı. Yok o zaman. Aynen öyle. Kayseri'de de iki noktada yapıldığını söyleyebiliriz izleyicilerimize. Bilgileri olsun. Latif Başkan Petrol ve üniversitenin girişinde olan yine OPET'lerde. Bunların randevulu şekilde taşıt tanıma sistemleri tanımlanabiliyor. Firmayı arayarak randevu mu alıyoruz peki üstadım? Evet, firmayı işte aramanız gerekiyor. Çünkü yıl sonuna kalıp yoğunluğa kalmamak gerekiyor. Ama benim şahsi fikrim her zaman olduğu gibi yine bir bu konuda ertelemeden beklemiyorsam. Normalde bizler de gerçekten bilinçli olur. Mükellefleriz. Yani anında az önceki mükellefiniz gibi her şeye başvuruyu en erkeninden yaparız. O zaman biraz beklemede kalalım mı üstadım? Acizane görüşünüz erteleneceği yönünde midir? Ertelenebilir Şeyma Hanım. Yani ertelenmez dediğimiz ne varsa şimdiye kadar ertelendiği için. Geçici belge biraz önce bahsettiniz. Evet. Hangi tarihten hangi tarihe kadar uzatıldı yani onu da söylemiş oldunuz. Evet. O yüzden her şey olabilir diyebiliriz. Ama yine de tedbir alıp araştırmakta da fayda var değil mi? Fayda var. Söyleyeyim. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Şeyma Hanım biliyorsunuz yani kişi bu araçları aktifinde kayıtlı bir şekilde gider olarak kullanacaksa artık taşıt tanıma sistemiyle beraber kendi plakasına otomatik sistemde o tutarlar oluşacak. Eskiden biz karşılaşıyorduk ya TC kimlik numarasına kestirdim işleyebilir misiniz? Evet. Veya evet. İşte firmaya kestirdim, işleyebilir miyiz? Arabaya bakıyoruz araba benzinli motorin alınmış. Fişi alınmış. Bu nasıl? Nasıl işleyelim? Ya da işlesek sıkıntı zaten biz bunları yani. Tek tek biz de mesela sıkıntıya düşüyorduk. Yani kontrol ediyoruz plakalara bakıyoruz. Uymuyor ya mu? Araba benzinli ama dizel fişi gelmiş veya LPG fişi gelmiş. Doğru. Bunlar nasıl abi. Oldu? Onların derdine de düşüyorduk. Yani bir yönden de iyi oldu da kolaylık da sağlar diye düşünüyorum. Araçlarına bunları taktırmayanlar diyelim üstadım. Çünkü bu sorular size çok sık soruluyordur. Evet. Sorulmaya devam edecektir. Çünkü yıl sonu yaklaşıyor. Aktifte kayıtlı araçlarımız biz herhangi bir cihaz taktırmadık diyelim taşı tanımayı taktırmadık ama yakıt alımına devam ediyoruz firma olarak. Faturalandırma işlemi yapılıyor illaki mecbur yapılmak zorunda orada o stone düşmesi gerekiyor. Evet. Karşı taraf bu faturayı işleyebilecek mi yoksa kanunen kabul edilmeyen bir gider olarak mı görülecek? Tabii ki burada bunu o faturanın hükmü ne olacak aslında? O faturayı biz bir kere gider olarak kullanamayacağız Şeyma Hanım sisteme dahil olmadığı için. Ondan dolayı kanunen kabul edilmeyen gider olarak çünkü burada işletmelerimiz bu konuyu merak ediyordu. Şimdi faturayı hiç kayda almamak da biliyorsunuz. Şimdi şey diyecekler, evet fatura kesildi niye biz bunu işleme almıyoruz? Evet. İlla ki bu soru size de sorulacaktır üstadım. Evet, faturaya kayıtlarımızı alıyoruz ama gider olarak işleyemeyeceğiz. Yani fatura yok hükmünde aslında bakıldığında. Evet, çünkü öyle. Kanun ve mevzuat açık. Yani kanun burada diyor ki bu süreyi geçirmeden bu sisteme dahil olmanız gerekiyor. Eğer ki gider olarak bu aracın giderlerinden faydalanacaksanız bunu yapmanız mecburum. Şart diyor değil mi üstadım? Evet. Doğru. O yüzden mükelleflerimizin gerçekten yıl sonuna kadar izlemede kalıp, takipte kalıp araştırmalarına fayda var diyelim. Tüm araçların listesini alıp neler yapılması gerekiyor sizlerle danışıp ona göre de dediğimiz gibi randevularını firmalarından alıp ertelenmezse yaptırmalarında fayda var diyelim. Evet. Değil mi üstadım? Süremizin sonuna geldik üstadım. Ağzınıza sağlık. Gerçekten bizi ve ekran başındaki izleyicilerimizi bilgilendirdiğiniz. Son olarak vermek istediğiniz mesajlar varsa hazır dediğimiz gibi yıl sonu da yaklaşıyor. Evet.
Yani dikkat etmemiz gereken çok konu var aslında. Yani sıralarsak süremiz hiç yetmeyecek. Evet. İnşallah başka bir zaman onunla alakalı güzel bir program yaparız sizinle. Burada son olarak şeyi belirtmek istiyorum Şeyma Hanım. 2025'ten itibaren bütün bilanço usulü olan mükelleflerimiz e-deftere geçmek zorunluluğu var. Bunlarla ilgili mali mühür temini, başvuruları, bunlara geç kalınmaması gerekiyor. Mükelleflerin de bu konuda bilinçli davranıp bizlere, mali müşavirlerine yardımcı olmaları, kesinlikle, yani bizlerin yönlendirmesine ayak uydurmaları gerekiyor. Bu konuda fikirlerini son gün aslında ediyorum. Size bırak, yani son güne kadar bırakmamaları gerekiyor. Başvuruları kesinlikle yapıp öyle. Yani sizinle danışmaları gerekiyor ki değil mi? Sağlıklı bir süreç işlesin. Kesinlikle. Çünkü öyle. Zaman az, cezalar gerçekten cep yakıyor, can yakıyor. Yani ikisini de söyleyebiliriz. Evet. Eskisi gibi ya yapmadım. İşte ufak bir cezası var, öderiz de bitmiyor artık. Bitmiyor, kesinlikle 2024'te öyle. Ciddi anlamda ceza rakamları artırıldı üstadım. Evet. 2025'te belki bu rakamlar daha fazla olacak. Çok daha olacak. Fazla olacak. O yüzden mükelleflere buradan sesliyoruz. Lütfen mali müşavirinize koordineli bir şekilde gidip son gün onları da yormayacak şekilde evet. işlemleri yapmaları gerekiyor değil evet. mi üstadım? Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Rica ederim Şeyma Hanım. Bizleri ağırladığınız için sizlere tekrar teşekkür Biz ediyorum. Çok teşekkür Uzun ederiz, bir aradan kendisi. Sonra sizlerle program yapmak güzeldi. Bizim benim için içinde. De öyle üstadım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet değerli izleyenler, bizler ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.